Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız arkadaşlar, ben de iyiyim. Bugün daha böyle aydınlık, ışık, karanlık değil değil mi arkadaşlar? Videomu da yorumlara yazın. Bugün böyle, inşallah böyle hep aydınlık, ışık, güzellik, hayırlı dostluk, hayırlı misafirler, hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Benim misafirlerim var. Oturuyorlar sırasına, dizildiler. Allah razı olsunlar. Samsun'dan misafirlerim geldi. Benim hasta olduğumda da gelmişlerdi. Onlarla ben çok ilgilenememiştim. Vallahi o zaman çok üzülmüştüm. Yine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ondan sonra gelirken videolarım işte bu taraf biraz karanlık geliyor diye. Kardeşim de bana tribut almış. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir aldığım hediyeyi söylemedim ama bunu da kardeşim getirmiş. Tribut'u da teşekkür ederim. Hatta ona dedim ki kurdu hazırladı gelince hemen. Keşke dedim videoda falan yapsaydı falan dedim. Yok dedi. Videomu bundan çekeceksin dedi. Ben de şimdi bunlara hemen yemek hazırlayacağım. Hemen dediğim yemeğim sahte pişmiş sayılıyor. Hemen etimizi pişireceğiz. Da çabucak pişer. Nohut haşlayıp dolaba koymuştum böyle poşetleyip de. Haşlanmış nohudum. Dolaptan et de çıkarttım. Misafirlerim de ben dolaptan çıkarttım. Misafirim vardı yine. Onları yolcu edenlerden misafirlerim de Allah razı olsun hemen geldiler. Hem muhabbet ederiz. Hem de yemeğimiz pişer. Buraya pirincimi de ısladım böyle. Yanına pilav da yapacağım. Bir de turşumuz da var. Şurası şimdi burada değil. Bana dala geçerler mi? Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Hem de etimi de doğrayayım şöyle. Çok da büyük olmasın. Nohutlarla eşit dursunlar. Nohutlar kadar küçük doğrayamam ama. Buzluktan da etimi çıkarttım. Hemen suyun içine koydum. Yumuşamış bayağı. Odun mu koyacaksın şu kısmı? Evet, sobayı yapmayı da evet. Biraz simir ya, biliyorsun. Köyler soğuk. Kar eridi arkadaşlar. Ama tepelerde, karşılarda, kar var. Akşama gelecek. Ne zaman gelecek? Akşama. Selam söyledim size, gelecek. Gelsin. Bereket yağar. Sizden nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Allah görüşmeyeli. Allah'a şükürler olsun, sizi sormalar. Biz iyi, çok şükürler olsun. Sizi gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Biz de. Hep biraz buz olayım daha güzel doğrayayım dolaptan böyle çekince. Doğraması kolay oluyor. Melek Hanım, tanıyı mı kestin yoksa? Sus be, ne tanısı. Yoksa öyküsü mü kesti? Dolap etim var dedi. Sizin şerbenin danası kesildi diye Semra. Düve hani. O zaman almıştık ya. Bir kısmını doğrayıp bırakmıştım. Bir kısmı da böyle bırakmıştım. Melek Hanım yardım edeyim mi? Yok. Ben çabuk doğrar mı? Sen onun için büyük büyük doğrarsın. Aynen. Bunlar da güzel bir şey değil mi? Bu da güzel. Bundan bir de şeyleri var, bütünleri var. Gerçekten.
kaynar. Suyumuz da sobada kaynıyor. Evet, çay suyumuz kaynıyor. Kaynıyor, kaynıyor. Şimdi çabucak yemeğimiz de pişer. Arkadaşlar gelen misafirler, tiribotumu, turşumu, sanki biz turşu yapmıyoruz. Bakın bana Samsun'dan bir turşu geldi. Teşekkür ederim. Kocabaş diyorlar. Kocabaş'ın ben ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra gel kız diye kaçıyor. Kocabaş dediler. Kocabaş'ın ne olduğunu bilmiyordum. Onlar da geldi. Kocabaş'tan da geldi. Onu da göstereceğim sizlere. Evet, getirsen Şengül gösterelim. Onda turşusu olurmuş. Şöyle koyalım. Kardeşim de diyor ki Melek ablacığım sen şimdi bu yemeği bize mi yapıyorsun dedi. Evet dedim. Onun yanında ne yiyeceğiz? Turşu kavuracağız yem benden. Şu kocabaşı göster ben anlamadım evet. Valla. Kilo işiniz var. Kocabaş buymuş arkadaşlar. Tur. Kırmızı tur. Değil evet. Mi? Ama ben kocabaş ismini bilmiyordum yani. İsmi değişiyor. Biz de buna tur derler. Beyaz onun tur. Çok güzel turşusu oluyor vitaminli. Evet. Hayır aslında da şifa. Başka. Yapacağız inşallah. Başka ya ben armut sandım onu. Başka mı? Yok. Bana bir kavanoz kiş kiş, çekilmişini getirmiş, kuru nane getirmiş. Biz Gürcüyüz çok kullanıyoruz onları. Ondan sonra ben yeşili var diye hiç kurutma şeyinde olmadım ama bu sene ben de kurutacağım inşallah. Bizim bahçemizde hep var tallada yeşili. Vallahi çok güzel oluyor Melek abla. Yardım at da oldu. Tamam. Sana ben kelemini getirdim istediğin gibi ya dolmanı sağ ya turşuya yap. Kelemini ayrı. Turşuyu ayrı getirmişler, kelemini de ayrı getirmişler Samsun'dan. Kelemi ne oluyor, şey ne oluyor? Kelem pancarı diyoruz yani beyaz. He. Sen beyaz pancarı mı getirdin? Evet. Allah Allah pancar var ya. Allah razı olsun. Ama oranın pancarı daha başkadır belli olmaz. Allah razı olsun. Fakadan gelir Samsun'dan siz biliyor musunuz Deniz'den? Biliyor canım biliyor. Akız yapıyoruz. Bugün şubrusa da almış bana. Bak fasulye turşusu yapıyoruz. Kara pancar yapıyoruz, kazı yapıyoruz. Semra komşum da burada. Dedim sen de otur. Misafirlerimiz geldi. Akız yapmış. Gerçi bizim bizde fazla gitti mi yapacağız? Şimdi bir şey alalım. Merhaba, ben istersen alalım. Doğradım. Canım benim, Şengül'cüğüm. Bu arada bir şey ateşe koyacağım hemen. Bu kuzine çok yanıyor. Evet. Bugün günümü sana ayırdım özellikle. Tamam. Dolu dolu geçirelim. İnşallah. Aynen. Herkesin nasıl bir kısmeti olur. Evet. Kavurmayı sobada. Ben hemen üstüne soğanlarını. Şöyle ince ince doğrayayım ki ağza gelmesin soğan. Maşallah Meryem bu şalan ne kesiyor ya. Kesiyor. Çok kesiyor. Şöyle etimize bir bakalım. Şurada hemen soğanların da üstüne. Biraz da soğanlarıyla kavursun. Evet.
bir şey sıvı yağ koydum arkadaşlar. Ekmeğin yağısı da vardı çünkü normal yağlı ya. Tabii ki sıvı yağdan başka. İçine yine onun tereyağı da girecek. Biraz daha soğanıyla kavrulsun şimdi. Şöyle ağzını kapatalım. Pilav tenceremi de koydum buraya. Şükrüs de çayı da demledi. Sen yemek yaparken biz birer bardak çay içeriz dedi. Aynen, çay demledik. Ondan sonra. Gelin beraber içelim arkadaşlar. Şunu şöyle bir yaklaştıralım. İşimizi şey alalım şöyle. Garanti alalım ki. Geçen de Şükrüs yine yemek hazırladı çay. Ben de tavada bir şey yaptım böyle küçük börek tavamda. Neyse Şükrüs dedim, Şükrüs dedim. Onu tavadan alıp buraya getirebilir misin dedim. Şükrüs de tavayı tutmadan içinden aldı. Yağ bilen yok ama. Tava tık yere. Ya dedim tavamı dedim evdin ya dedim ben de. Aman dedi evden tava olsun sana bir şey olmasın dedi. Çünkü suçlu ya. Bir getti tavaya hiç eğilik meğilik kalmamış. Düzeltmiş nasıl yaptıysa onu. Hiç ne çizilmiş ne bir şey. Sağlam yine getirdi tavamı. Çok şükürler olsun. O tavayı da çok seviyorum. Severekle kullanıyorum. Şöyle pirincimin de suyunu bir süzdüreyim. Islamıştım buraya. Evet, tava nasıl olmuş? Ne güzel olmuş. Evet, yepyeni olmuş değil mi? Bir sudan geçeceğim. Ezmeden pişlerimi şöyle. Nişastasını arattı sahte. Şöyle hemen tavamı onu da alacağım. Bu biraz tehlike duruyor. Kalan suyu dibinde kalsın diye elimle süzülerek. Başka bir süzgeci de çıkartmadı. Evet arkadaşlar, bu pilavı tane tane yapar. Çok lezzetli yapar. Sen beğenir misin? Dur, misafirlerimiz beğenecek mi? Beğenir, beğenir. Dur şimdi, övme hemen. Kardeşim de kafasını sallıyor. Görüşeceğiz şimdi diye. Kuluşlarını şöyle bir güzel kavrulsun. Güzel güzel. Valla benim yemeğimi arkadaşlar yiyip de beğenmeyen olmadı ama dur bakalım şimdi. Kardeşim pilav yemedi daha burada şimdi. Pilavı da yesin nokup da bakalım ne diyecek. Ne diyecek? Evet. Soba da kadar bize yemeği ki. Soba beni yaktı da burada ya. Evet. Ta beni yaktı soba. Evet. Kazanayım mı? Değil mi? Şöyle ben bir etime bakayım yine. Evet. Etlerimi de küçücük küçücük doğradım böyle. Nohut da yeter. Misafirlerimi rahatsız etmesin. Yemeğim içinde. Onlar da nohut gibi olsunlar. Böyle küçük küçük. Şimdi bunun salçasını şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Evet, şimdi şöyle azıcık toz biber. Göz kararı. İçinde kaşık kaybolmuş. Nereye gittiyse. Gezmeye gitti herhalde. Şöyle kapağı açayım, bu acı. Bunu çok dökmeyeyim. Ne kadar azıcık az. Şöyle. Çok iyi fazla götürüyoruz da. Tabii ki hemen ne katacağız? Tereyağı. Ne kadar tereyağı nerede buldun ya? Pınarı beni düşürmüş zamanında. Evet, tereyağımı da atayım içine. Alırız bir tane daha kınarlı, bir şey olmaz. Çiçek doğru çek. İnşallah bunun da olursa bu. Güzelce kavuralım şimdi. Tereyağım yanmasın diye arkadaşlar. Şimdi ilave ettim üstüne. Yağımız böyle erisin, güzelce kavrulsun. Biraz da pirinçlerim kavrulsun şimdi.
kırmadan pirinçleri şöyle. Severek yapılan her şey bence çok güzel olur arkadaşlar. Yaptığın her şeyi bir çocuğu bile seversen nasıl güldürürsün? Yani hayvanı bile seversen o bile kafasını uzatıyor okşa diye. Yaptığın yemeği de seveceksin yaparken. Ama yapayım da çıksın aradan demeyeceksin. Her şeye böyle özen göstererek, değer vererek yaparsan her şey güzel olur. Etlerimiz yumuşadı, pamuk gibi oldu. Biraz da nohutla kaynasınlar beraber. Ama artık daha kavrulsunlar tabii ki. Pirinçlerimiz biraz kavruldu. Şöyle gördüğünüz gibi de. Bunu da tereyağı salacağım içine. Tereyağıyla pirinci kavurmadım arkadaşlar. Esmerleşmesin diye. Tereyağı yanınca esmerleşiyor. Melek Hanım az daha fazla. Tereyağına zam gelmiş. Arkadaşlar kilosu 200 milyon olmuş ya. Burada da şu Rusya'ya yumurta pişirdik arkadaşlar. O yağ gerçekten de bayağı atmıştım. Ondan geri almıştım. Onu da ilave edeyim şöyle. Hala yağ atıyor. Abi şöyle misafirler de esas sana senin dediğin ha. Misafirlerimiz esas sana öyle değil mi? Yağ mı? Yağ mı? Yalanız hiçbir şey yaramıyor. Şöyle. Yağımızı erisin. Pilavlarımız şöyle etmişlerimiz. Tane tane düşsün. Ben hemen şöyle etimi üstüne kaynar suyumu da vereyim. Hadi böyle bunu kaynatacağım arkadaşlar. Az su verdim sadece. Şöyle suanı, muanı kaybolsun içinde. Nohudum pişmiş çünkü. Nohudumu çok kaynatmayacağım. Onun için şöyle bir kapatayım ağzını. O bitsin. Pişlerim güzelce kavruldu arkadaşlar. Bakın tane tane. Mis gibi. Şöyle azıcık limon üstüne. Oo. Ne yener o ya? Değil mi? Sapı bilmiyorum nasıl yener. Kofu çıktı mı kofu? Kofu çıkma daha yanmadı. Yanmadı mı? Yanmadı. Gurme olarak ben buradayım Şükrü abi. Öyle mi? Gurmelik yapacağım burada. Tamam. Tadımı tadımı ben yapacağım. Şöyle. Azıcık daha koyayım suyumu. Suyunu öyle fazla kaçırmıyorum. Bugün biraz burası tehlikeli. Size bir şey olmaz, korkutmaz, size çakın, bir şey yapmaz. Tuzumu da atayım. Melek Hanım tuzu azalt, bebeklere yiymiş tuz. Şimdi yağ zarar, tuz zarar. Sen şimdi niye böyle başladın sen? Her şeyin fazlası zarar. Zararlı şeyler bile ezildi. Bana misafirlerimiz de aynı, 40 yıl tanıyoruz bu arkadaşlar. Birbirimize destemiz de geçiyor böyle. Alıştık onların konuşmasına, bizim konuşmamıza. Pilavımızın üstüne kapatalım, nohudumuzu da ateşe atalım artık. Hem nohut pişerken pilavımız da burada olacak inşallah. İnşallah. Düşmesin. Evet. Şöyle nohudumu da... Oo, yumuşacık olmuş etlerim valla. Şöyle dökeyim içine. Hem bitsin hem şişsin. Hem bitsin hem şişsin evet. Allah Allah ya. Kızı koltuğu ben kuramadım da siz kıracaksınız ha. Ağırım da ya. Yok. Şaka diyor şaka. Ağır benim burada. Sen ne de üstüne alıyorsun şu ağır diye benim baba diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Korkma lan korkma. Çok da sulu olmasın. Koy olsun şöyle kaşıkta dursun yemek. Evet, onlar şimdi pişmeye bıraktın değil mi Melek Hanım? Şunu biraz sona kaçacağım, biraz kaynasınlar beraber yine. Tamam. Evet, yemeklerimizi pişmeye bıraktık.
Arkadaşlar patateslerimi de yıkadım böyle güzel dilimledim. Büyük büyük şöyle tuzumu da serpeleyeyim. Çok da olmasın. Çok az bir şey de şöyle üzerine. Yağ. Bunu da şöyle sallaya sallaya. Nereye gideceğim Melik Hanım? Gözünün gözüne. Ha, gözünün gözüne. He. Gözüne gitsin bakalım. Hop gitti. Ha. O da orada. Burada da pilavımız. Şöyle. Bakın. Dumanı tepesinden çıkıyor. Vay işte bu. Ezmeden. Şimdi pilavımı da geri alacağım buradan. Pilav oldu. Melek Hanım düşer bak az ileri. Bu pilav oldu yani değil mi? Oldu. Bu işi bitti. Heh. Evet şimdi neye geldik? Ben şimdi gideyim başladan biraz bir kıvırcık alayım. Yemeğim de pişmek üzere. Çayımızı da demledik. Bir de salatamızı yapalım. Soframızı kuralım. Bu kaynıyor. Bunu da tuzunu verelim. Tuzunu vermedik. Şöyle. Çor olmasın. Vay be, etlere bak şimdi. Bol etti yine şöyle. Biz gelene kadar kaynasın şu pisliği. Kaynasın. Salatamız olana kadar. Patatesimiz pişene kadar. Kaynasın, kaynasın. Kaynasın. Benim kıvırcıklarım çıktı Şengül Hanım. Vallahi bereketli olsun, çok güzeller. Bunları tavuklar yemeseydi baştan. Tavuklar çok yedi bunlardan. Böyle gibisi var mı Melek abla? Değil mi? Ekiyorsun, ekiyorsun. Kendi istediğin gibi yiyorsun. Vallahi. Çok güzel. Derler ya. Köylü şehrin efendisi diyor. Ona katılıyorum. Bir kuruş bile indirmeyeceksin. Evet. Köylü şehrin efendisi arkadaşlar. Her şey elimizin altında. Maydanozumuz, pancarımız, kıvırcığımız, nanemiz. Her şeyimiz var. Kuyu, toprağın altında elma kuyumuz. Her şeyimiz. Çok şükürler olsun. Melek Hanım orada da var bak büyük. Marul bak. Ama hepsi büyük çocuk. Bunlar da böyle küçük küçük oluyor top top. Hani böyle topraktan kopartmalık evet. Aslında bunlar da ben de kopartmıyorum yine. Yaprakları geliyor ya. Ama bak bunlar kaç oldu deriyorum burada. Derince daha güzel oluyor. Merak abla. He, yeter ki kökü topraklı olsun. Şurası bunu diyor arkadaşlar hep. Melek burada kocaman var. Evet koş şundan bir onu söylüyor. Ha söylüyor. Alayım ben de. At yaprakları da sahte şey olmuş. Bozulmaya dönmüş. Şurada talaşlar gitmiş içine görüyor musun? Evet. Bunları da tavuklara atayım. Yeter bu kıvırcık. Gel. Semra. Buyur. Şey fırında patatesi arada bir salla. Baktım. Kendi de salla. Onu ver de ben sana. Daha oraya koy. Al Semra. Yapabilirsin Semra. Olsun biz yaparız ya. Ben gideceğim lan şimdi. Yemeği de öyle git. Ya. Yemek yemeden ne? Yemek yapacağım ya. Olur mu öyle? Ben az budamaya gidim. Hep Melek ablam iniyor pazara. Biraz da biz inelim. Baksana kardan ne kurdu. Evet kardan kuştu. Melek abla nereden geliyor? Gel bakalım.
Bunlar şimdi nasıl lezzetli biliyor musun? Kariyeli değil mi? Karın altından aldım ya ben. Kestim bir. Aşağıya doğru emeceksin. Tamam. Sen yani öğret işte bana. Senin gibi bir Gürcü pancarı yapalım, bir dolmasını saralım. Evet. Yapın da ye. Aşağıya gerek var mı? İn. Al, alabildiğin kadar al. Evet, ses kesildi. Sesleriniz kesildi. Kesilmedi. Pancarla meşgulüm. Ses kesildi. Pancarın güzel sesini dinliyor şu anda. Kıtır kıtır. Değil mi? Bugünkü yolculuğumuzda Ordun Korgan Çamlı köyündeyiz arkadaşlar. Melek ablamız hem ziyaret hem ticaret ettik. Böyle lahanaları da aldık, keretmiş olduk biraz da. Yeterli mi? Alalım mı da? Haydi bakalım. Yeterli. Kamran kardeşim adayım Gülcü böyle. Değil mi? Gürcü pancarı yapın ha. Zaten sen Gürcü değilsin, o eşi Gürcü. Ondan sonra... 26 yıldır ben de Gürcü'yüm. Haydi bakalım. Arkadaşlar pazarımızı bitirdik, eve çıkıyoruz şu anda. Şöyle patateslerimiz de kıpkırmızı kızardı. Şöyle bakalım. Evet abi. Arkadaşlar. Ay, soframızın şöyle ortasına doğru şöyle masamızda kurduk. Şu şekilde. Turşu, patates. Oh, harika olur. Buyurun. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyorlar. Evet. Lahana yemeğimiz de var burada. Nohutları bir yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nohuttan zaten turşu yesen doyuyorsun zaten. Arada ne yerseniz yiyin, doyuyor mu? Melek ablamın yanına gittim de az geldim demen de arkadaşlar. Hiç sorun yok. Geçer seneye mutfağı yaparız. Aynen. Üstüne. Vallahi yapın. Dersiniz ki bir sürü yemek var dersiniz. Burada bizim yine kamera arkası misafirlerimiz var. saygı duyarız tabii ki her zaman. Buyur abi. Ne oldu? Bir bak bakalım şu yemeklerimize. Ben yemeden sen bakacaksın. Tamam. Ne miydi bu? He. Tuzuna bile hiç bakmadım. Bu harika. Gerçekten. Vallahi olduysa söyle, olmadıysa söyleme. Bak tuzu da hani orada dedin ya pamuk gibi olmuş. Harbiden hep pamuk gibi olmuş. Evet. Gerçekten bak. Pilava bir bas bakalım. Ben pilava da bakayım. Biz deneme aşamasındayız. Değil mi? Ben kurmayı tane tane olmazsa olmaz dedi Şükrü abim ona. Evet. Bakalım tane tane. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel olsun. Hadi biri bakar, biri yer, biri bakar. Baştan siz, ben zaten... Kıyamet ondan kopar. Ben sizin gibi böyle güler yüzlü misafirlerim olduğu için vallahi ben doyuyorum. O senin güler yüzlüğün. Senden sıcakkanlı olmasan, senden iyilik görmesek zaten gelmeyiz. Allah razı olsun. Ben de sizi sevdim. Yemek ekmek hiç önemli değil. Senin güler yüzün Şükrü abinin misafirperverliği önemli. Allah razı olsun. Havalar güzel olsaydı Şükrü abi. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Evet, aynen. Çıkın çıkın gelin. Abone olmayı unutmayın Melek ablama. Allah razı olsun. Ablama like atmayı unutmayın, beğeni yapmayı, yorumlarınızı da yazın. Bekliyorum yani, ben de bekliyorum. Bugünkü yemeğimizde arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda ben yine misafir yolcettim. Onları yolcettikten sonra toparladım tezgahımı bile. Kardeşim aradı.
Allah razı olsun. Beni dilemiş, aklıma gelmişim. Ne güzel bir şey, unutulmamak değil mi ki? Ben hep diyorum ya, bir ananın doğurması gerekmedi. Biz de aynı kardeş, bacı, onun eşi benim bacım oldu, benim kardeşim. Sizler de öylesiniz. Hepiniz benim için birbirinizden değerlisiniz arkadaşlar. Hepiniz ama. Sadece burada değil bak, hepiniz diyorum. Gelmek isteyen arkadaşlarımız buyurup gelebilir. Pancar çorbamız da var Ataş'ta. Gürcü yemeğini ben bayağı bir yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Oo, bizim tarla pancar kaynıyor. Gelin gelin. Ben de aldım biliyorum. Abi alacaksın tabii. Ondan da var, daha koymadık soframıza. Bugünkü Allah'ım bunu nasip etti. Nohudu haşlayıp dolaba koymuştum. Bir parça et de doğradık içine az da olsa. Salatamız bahçemizden, patatesimiz fırından, turşumuz kendi bahçemizden. Ona da var hocam. Allah'ım daha ne yapalım? Bak, şükür Rabbime. Kamran bakın gurmeli yapıyor Kamran. Harika, sen şimdi bir kağıt da yazar, böyle şey de verirsin, not da verirsin. Yemek değil gibi, böyle bir not vereceğim. Allah razı olsun. Buyurun. Ama güzel güzel, çok güzel. Gerçekten. Afiyet olsun. Yani temiz güzel, hava, temiz toprak. Bize bu yemekler nasip oldu. İnşallah sizlere de nasip olur. Evet. Dediğim gibi Melek ablam, ellerine sağlık. Elleri de güzel yaptı. Yemek sevgiyi, hani diyor ya. Severek. Severek yaparsan şey, yemek lezzetli oluyor. Gerçekten. Şu peçeteyi koyarken bile severek. Aynen, isteyerek doğru masaya koyarsan. Misafirperverliği yetiyor, güler yüzü yetiyor. Orada güzel durur. Biraz işte çevremiz, hani evimizin daha balkonumuz işaret şeklinde arkadaşlar. Biliyorlar zaten. Önceki gelmelerini de gördüler. İnşallah ileriki zamanlarda onları da toparlayacağız, delileceğiz, toplayacağız. Her şey hemen olmuyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz arkadaşlar. Evet, o yorgandan ayak dışarı çıktığı an o ayak üşüyor. E, bittin yani. Isınmıyor. Gel şimdi olsa sen de gel buyur. Tamam. Şükür abi, bir de sen tadına bak. Ben önce ona baktırayım yemeğin tadına. Aa, ben yine buradayım. Bir şey var. Yemek abi bak. Sen bak abi, ben beğendim. Bir de sen beğen bakayım. Şükür olsun şimdi beğenmesem. Ama Şükrü abi, o yapmazsan kabul etmem onu. Beğendiği zaman o yapacağım. Çok güzel olmuş ya. Tamam. Kokusun ellere gitti bilen değil yani. Evet, o ne güzel oldu. Şu arkadaşlar da soruyor zaten. Diyorlar Şükrü abi, bizi acıktırıyorsun 9 saatte. Bak edelim şimdi. Kaldım. Ben seni izliyorum şu anda. Oo güzel. Vaa tamam. O dediysen güzel yani. Afiyet olsun. Evet. Dediğim gibi ben ayarlı. Normal değil, soğan sevmiyorum. Hani dedin ya küçük zor doğrayayım diye. Kaybettim ama soğanları. Hayır, zaten olsaydı ben savaş yapardım. Sağa sola atardım. Öyle mi? Küçük yapmışım, ben yiyorum normal. O etle soğanı pişirdim yani. O soğan orada kaybolması için pişirdim onu. Diyor mu? Normalde çiğ soğan yiyorum ama yemeğin içinde demek yiyorum normalde, ama yok, bunun içinde göremiyorum. Benim kız kardeşim de yemiştir yemekte soğanı. Değil mi? Yani kendisi çiğ yer, salataya koyar. Çiğ yiyor. Ama sunayım da yemez. Ama bunda yok. Baktım ben öyle. Kaybettim ben onları, yok. En iyisini yapmışım. Ama lezzeti güzel. Afiyet olsun. Ha, demir sakar geliyor bak. Gördün mü? Bak, nohutun da çok güzelmiş. Kabukları atmamış. Evet. Afiyet olsun. Önemli olan pişmesi, tadı, tuzu yerinde olduktan sonra. Tuzu çok harika. Evet. Rengi harika. Et lokum gibi. Kamerandan geçtiysen önemli ben, değildir her şey. Benden geçti, benden geçti. Afiyet olsun. Patatese bakmadın ama. Ellerine sağlık, her şey çok güzel. Bir de patatese bak bakalım. Salata bahçemizden, tadı nasıl değil mi? Harikaymış ya. Valla çok güzel oluyor. Bunu direkt böyle açacağım. Evet. Atacak sıcak. Arkadaşlar, köy havası mis. Her şey temiz, doğal. Herkes gelsin buyursun.